الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا ومن شر أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم تعالي مؤمنين Allah'ın kardeş kıldığı değerli iman kardeşlerim. Bugün 9 Cemaziyel Ahir 1429 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Mevla bizi burada böyle topladığı gibi inşallah yarın büyük günde. Elin elden, gözün gözden, dizin dizden şikayet oldu, şikayetçi oldu. Ağızların kapanıp ellerin şahitlik yaptığı, ayakların konuştuğu ve insanın gerçekten kaçamadığı ve insanın kendine rağmen hakikati söylemek zorunda kaldığı o büyük günde cennette de toplasın inşallah. Rabbim bizi burada topladığı gibi, bedenlerimizi topladığı gibi, büyük ailemizin, o mahzun, o mükedder, o öksüz, o yetim, 1,5 milyarlık, adını anınca içimizin sızladığı büyük ailemizin kayıp çocuklarını da yuvamızda toplasın inşallah. Bir tek, ailemizin bir tek ferdini kurda kuşa yem etmek istemiyoruz. Bunu görmek istemiyoruz. Bunu görmek bizim içimizi sızlatıyor. İnanın. İnsan israfı, israfların en büyük. Kimin harcanmasını ister ki gönül? Allah'ın kullarının harcanmasını istemiyor. Rabbim inşallah büyük ailemizin o kaybolmuş yavrularını tekrar yuvasına kavuştursun. Amin. Hatta bunu 6,5 milyar için yapsın inşallah. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli dostlar, güzel insanlar, bugün size Kur'an ve hayat üzerine konuşacağım. Kur'an ezeli ve biricik hakikatin öbür adı olan, insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan,
Allah'ın kainatı yönettiği sistemin öbür adı olan İslam'ın, insanlığın son çevrimindeki tezahürünün adıdır. Vahiy, insanlığın son çevriminde, yani asrında, yani ikincisinde, Kur'an suretinde tecelli etmiş ve görünmüştür. Kur'an vahyin tacıdır, vahiylerin tacıdır. Muheyminen ala olandır. Kendinden önceki tüm vahiylerin ruhunu içinde taşıyan ve onlar üzerine sağlama yapabileceğimiz bir vahiydir. Kur'an vahiylerin tacı olmakla nebilerin tacına inmiştir. Onun için nebinin vasfı Kur'an'da Hatemul Enbiya'dır. Peygamberlerin mührü. Ve hatemen nebiyyin. Mühür bir bölge, bir belgenin en sonuna vurulur. Mühür hem o belgenin sıhhatinin, hem o belgenin sahibi tarafından onaylanmasının, hem de o belgenin sonunu gösterir, bittiğini gösterir. Hatem, ister mühür manasına alınsın, ister son manasına alınsın, ikisi de aynı gözede buluşurlar. Dolayısıyla peygamber hakkında Rabbimizin ve hatemen nebiyyin buyurması, aynı zamanda Kur'an hakkında da hatemul kitap buyurmak gibidir. Kitapların mührüdür. Dolayısıyla mühür basılan yer aslında belgenin sonu olduğu için tüm belgeyi kapsar. Tüm belgeye bir ilahi imzadır. Tarih Allah konuşmaya başladığında başladı. İnsan Allah'ı anlasın diye insan oldu. Beşerdi. Fakat insana akıl, irade veren ruh, insana beşerlikten teennüs edip insanlığa yükselsin de Allah'ı anlasın diye üflendi. Onun içindir ki Allah'ı anlamayan insan ölür. Fakat her insan ölür. Fakat her insan yaşamaz. Her öleni yaşamış kabul edemiyoruz. Etmiyor Kur'an daha doğrusu. Kur'an birine hayatta demek için onun mutlaka iç dünyasının dirilmiş olmasını şart koşuyor. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah'a ve elçisine sizi çağırdıkları, davet ettikleri zaman icabet edin. Neye? Allah ve elçisi bize, bizi neye davet ediyor? Lima yuhyikum. Size hayat veren bir mesaja. Kur'an'ın adı hayatmış meğerse. Vahyin adı hayatmış meğerse. Vahiy hayatmış meğerse. İzâ de'âkum lima yuhyikum. Yuhyikum, ma yuhyikum. Onun için vahye çağrı, hayata çağrıdır. Çünkü vahye çağrı, anlama çağrıdır. Vahye çağrı, Allah'a çağrıdır. Anlam demek, Allah demek. Allahsız, anlamsızdır. Onun için Kur'an, birbirine bağ kurmamız gerekenleri ayırmayı yasaklar. Yasaklar. Aslında o bağ kurmamız gerekenler nelerdir? Allah insan, Allah kainat, Allah varlık, Allah servet, Allah siyaset, Allah hayat, Allah para. Sayın gitsin. Bunların arasındaki bağı kopardığınızda, parayı Allahsız, hayatı Allahsız,
insanı Allahsız, siyaseti Allahsız, bilimi Allahsız, silimi Allahsız, caddeleri Allahsız, şehirleri Allahsız, ülkeleri Allahsız, dünyayı Allahsız bıraktığınızda aslında Allah hiçbir zarar görmez. İnsan zarar görür. Şehirler zarar görür. Hayat zarar görür. Siyaset zarar görür. Allahsız bir siyaset ahlaksızlık üretir. Allahsız bir para kir üretir. Allahsız bir hayat ölüm üretir. Terör üretir, şiddet üretir, zulüm üretir, ahlaksızlık üretir, üretir, her şeyi üretir. Evet. Allahsız bıraktığınızda neyi üreteceğinizi ne bilemezsiniz. El muallemul vahş olur insan. İnsan ahseni takvim üzere yaratılan insan Allah'tan bağını kopardığınızda eğitilmiş vahşi olur. Vahşilerin en zararlısı eğitilmiş vahşidir. Dolayısıyla Allah'tan bağını koparmamakla emrolunduk. Koparmamakla, bağlamakla. Bakınız. Bu çok önemli. Kur'an iki yerde buna dikkat çeker. Biri Bakara suresi. İki yerde Allah'ın bağlanması gerekli bağları koparmamayı. Koparanları kınar çünkü. En yusale bihi ve yufsidune fil ard. Çünkü bu bağı koparınca ne yaparlar? Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Fesada verirler. Evet. Eğer bağ kurmamız gereken bağları koparırsak, o birleştirmek diye anlaşılmamalı, o yanlış. Hani Allah'la insan birleşmez, Allah'la hayat, Allah'la para birleşmez. Fakat bağ kurulur. Bu çok önemli, ince bir ayrıntı. Vahiyler Rabbimizin yol haritasıydı. İnsan Allah'a borçlu olarak doğdu. İnsan günahkar doğmaz. İnsan borçlu doğar. Bu sorumluluktur. İnsan sorumlu olarak doğar. Onun için emanet sorumluluktur aslında. Peki Allah'a olan borcunu insan ödeyebilir mi? Mümkün mü bu? Borcun ödenebilmesi için Allah'tan bağımsız bir hayat alanı olması lazım. İnsanın Allah'tan bağımsız hayat alanına önce kendisini atması lazım. O hayat alanında nefes alması lazım. O hayat alanında anını yaşaması lazım. O hayat alanında var olması lazım. Ondan sonra da dönüp Allah'a demesi lazım ki bugüne kadar olan borçlarımı sana ödeyeceğim. Ödedikten sonra seninle bir işim kalmayacak. Eğer Allah'tan bağımsız bir hayatı yoksa, Allah'tan bağımsız nefes alamıyorsa, Allah'tan bağımsız bir an yoksa insanın Allah'a borcunu nasıl ödeyecek? Din deyinden gelir. Ed-din, ed-deyn. Yevmuddin, yevmuddeyn. Bir mana yevmuddeyn. Borç günü. Din günü. Din, borç. Ne demek? Allah'a borçluluk bilinci. İslam işte bu noktada şöyle bir tarif bulur kendine. Allah'a borcun ödenmeyeceğini bilen, ödeyemeyeceğini bilen insanın Allah'ın hakkını Allah'a teslim etmek için Allah'a kayıtsız şartsız teslim olması demektir İslam. Bir daha söyleyeyim mi? Allah'a borcun ödenmeyeceğini bilen insanın, Allah'a hakkını tam teslim etmenin yolunun, Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilmesi demektir. Bunu bilen adama da Müslüman deniliyor. İşte vahiy bu hakikati bize öğretir. Bu hakikati bize öğretir. Ve öğretirken tam hayatımızın göbeğine seslenir. Lima yuhyikum. Bakınız. Sizi hayata çağırmak, size hayat vermek için.
Onun için Kur'an bir kalp taşıyanları uyardığını ifade ediyor. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun. Ayete bakın, ayete. Ayete bakın, dikkat buyurun. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun. Bu Kur'an'da bir kalp taşıyanlar için öğüt vardır. Sonsuz bir öğüt vardır. Le zikrâ limen kâne lehu. Demek ki bizim taşıdığımız kalbe kalp demiyor Kur'an. Yani kan pompası taşıyanlar için demiyor. Kur'an'ın kalp dediği şey başka bir şey. İnanan, inkar eden, seven, buğz eden o merkez var ya, orası. Onun için inne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalp. Bir kalp taşıyan, bir kalp taşımayan mı var? Ama herkese öğüt değil. Öğüt almıyorsa ona kalpsiz diyor Kur'an. Nasihat almıyorsa ona kalpsiz diyor. Onun için Kur'an karşısında nasıl davrandığımıza, nasıl durduğumuza, nasıl konuşlandığımıza, nasıl bir konum edindiğimize bakarak tasnif ediyor insanları. Aslında Kur'an dediğime bakmayın, Allah tasnif ediyor. Rabbimiz tasnif ediyor. Tasnif ediyor. İşte bu tasnifte nereye düştüğümüze dikkat edelim lütfen. Vahiy indiğinde sahabe bu tasnifte çok, çok dikkatli davranmıştı. Gerçekten fakir, Kur'an'ın gerçek bir fatih olduğunu öğrendiğimde, hani şu sokaklarda söylüyorlar, biz de çocukken söylerdik herhalde, duyardık da, ondan sonra babalarımız uyardı, Kur'an ekmek çarpsın lafı. Şimdi ekmeği kenara koyduk. Bu Kur'an çarpsın. Ya Kur'an çarpar mı adamı? Çarpmaz. Cin mi de çarpsın? Cin çarpar mı? Cin de çarpmaz. Adam kendi kendini çarpar. Fakat vallahi ben Kur'an'ın çarptığını gördüm. O manada değil, sokaktaki manada değil. Mesela beni çarptı. Öyle bir çarptı ki, onda fehmettiğim, Kur'an'ın mübarek şahikalarında fehmettiğim bazı manalar üstüme dağdan daha ağır geldi. Meğer anlamak insanı ne kadar yorarmış. Meğer ne kadar yorarmış anlamak insanı. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah'ın haşyetinden, vahyin ağırlığı altında dağın iplik iplik çözülüp, toz toz dağılıp bir su gibi eridiğini görürdü. Şerha şerha yarıldığını görürdü. Ne diyor? Şimdi ne diyor bu ayet? Ey insan, sen taş değilsin, toprak değilsin, dağ değilsin, adamsın, insansın. Dağı taşı bile eğer inseydi diyor, eğer dağa inseydi, ama inmedi demek bu. Yani dağa inseydi akıllandırırdı demektir bu. Niye? Kafamdan mı çıkardım? Yok. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّ. خَاشِعْ de mutasaddi de nedir? İsmi faildir. Yani cansız gördüğünüz dağ inseydi dağı adam ederdi. Dağı akıllandırır, fail yapardı. Mef'ul olan dağı. Evet. Dağ taş mef'ul değil mi? Biz kürekle alıyoruz.
Dozerle yarıyoruz. Yollar aşırıyoruz. Eğer Kur'an dağa inseydi fail olurdu da. Özne olurdu. Ya siz? Siz niye olmadınız? Size indi. Dağdan daha mı sessiz, daha mı hissiz, daha mı vurdum duymazsınız? Topraktan, taştan daha mı katı oldu gönlünüz? Bunu söylüyor. Sahabe gerçekten bu konuda modeldi, bizim için de modeldi. Kur'an bir fatihti zaten. Kur'an'ı anlamadan biz asr-ı saadet inkılabını anlayamayız. Sadr-ı İslam inkılabını anlayamayız. Kur'an'ı anlamadan insanlığın tarihinde ender gördüğü o büyük iman hamlesini asla anlayamayız. Yani Kur'an'ı anlayamadan sireti anlayamazsınız. Nasıl oldu bu iş? Anlayamazsınız. Nasıl yürekleri çevirdi? Çocuğunuza gücünüz yetmiyor, görmüyor musunuz aziz dostlar? Sevmediğiniz huyunuzu değiştiremiyorsunuz. Sevmediğinizi biliyorsunuz, kötü olduğunu biliyorsunuz, terk edilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Bir inatlığınız var, onu değiştiremiyorsunuz. Ama Kur'an ne yapıyor? Adamın yürek halkasına takıyor parmağını, bir çeviriyor, adamın dünkü haliyle bugünkü hali arasında beynet ferah ve süreyya yerle gök kadar fark oluyor, tanıyamıyorsunuz. Aman Allah'ım diyorsunuz, bu adam ne olmuş böyle? Kim bunu böyle? Kur'an böyle. Kim yapabilir ki? Kim yapabilir ki bana eşkıyadan evliya çıkaran başka bir kitap gösterin? Ebu Zer Kur'an'ın evine eşkıya girdi, evliya çıktı. Daha ne olsun? Ve daha kimler girdi? 18-17 yaşındaydı. Darul Erkam'ın sahibi Erkam bin Ebil Erkam. 16 yaşındaydı Sa'd bin Ebi Vakkas. 15 yaşındaydı Mus'ab bin Umeyr. Kim bunlar? Kur'an'ın çocukları bunlar. Bunlar neyle Müslüman oldular? Kur'an'la. Erkam'ın evinde Müslüman olanların tamamı Kur'an Müslümanıdır. Kur'an'la imana geldi. Sebep neydi? Kur'an. Efendimiz ne veriyordu onlara? Kur'an. Neye davet ediyordu? Kur'an. Neyle davet ediyordu? Kur'an'la. Bu inkılabın kahramanı Kur'an'dır. Bu inkılabın en büyük, en büyük, en büyük ismi de Allah Resulü'dür. Çünkü o da Kur'an'ın mahsulüdür. Unutmayın. O da Kur'an'ın mahsulüdür. O da Kur'an'ın bir numaralı çocuğudur. Bir numaralı Kur'an çocuğu. Fatıma'ya baksanıza. Kur'an'ın doğduğu yıl doğdu. Kur'an'ın tarih sahnesinden çekildiği yılda Fatıma tarih sahnesinden çekildi. Yani Kur'an'la geldi yeryüzüne, Kur'an'la gitti. Kur'an gelmeden 5,5 ay evvel geldi. Kur'an gittikten 5,5 ay sonra gitti. Aman Allah'ım, tesadüf diyebilir misiniz? Kur'an'ın kızı diyorum onun için ben Fatıma'ya. Kur'an'ın kızı. Evet, ciddilerdi, gerçekten ciddilerdi. Hoş, Kur'an'ın edebi özelliği bir başka, çarpıcı. Kur'an'ın İçindeki ses bir başka büyüleyici. Kur'an'ın içindeki o seci, o kafiye, o harmoni bir başka büyüleyici. Bunun da alıcıları olur. Hatta Müslüman olması gerekmez bunu fark etmesi için birinin. Kaldı ki öyle birileri vardı. Mesela bir tanesini hatırlıyorum. Bir bedevi reisi ama şiirden çok iyi anlayan, edebiyatta mütebahir bir bedevi reisi Mekke'ye gelmişti. Allah Resulü Kur'an okuyordu. Dinledi, secdeye kapandı. Dediler ya hayrola, çok çabuk mu iman ettin? Yok dedi, kim söyledi iman etti? Ben onun belagatı karşısında yere kapandım. Kafiri bile yere kapatıyor. Ama Kur'an'ın değeri edebi oluşundan gelmez, ebedi oluşundan gelir. O ayrı bir mesele. Bakara suresinin 284. ayeti indiğinde ister gizleyin ister açıklayın hepsini Allah bilir
ve onlarla sizi muhasebe eder. Hesaba çekileceksiniz. Ayet-i kerimesi geldiğinde Kur'an'a karşı sahabenin ciddiyetini naklediyorum. Bir iki olay. İşte bunu yapamayız dediler. Çünkü geleni nasıl yaşarız diye bakıyorlardı. Bizim gibi nasıl okuruz diye değil. Nasıl yaşarız? Nasıl yaşarız? Öyle diyor. Fudayl bin Eyaz. İslam tarihinin altın isimlerinden biri. İnnemâ enzelallâhul Kur'âne liyu'mele bih. Allah Kur'an'ı amel edilsin diye indirdi. Ce'alennâsü kıraatehu amelen. İnsanlar ise onun kıraatını amele dönüştürdüler. Bilmem anlaşıldı mı? Adamın küçülmesi lazım bu söz karşısında. Allah Kur'an'ı hayata dönüşsün diye indirdi, amel edilsin diye indirdi. İnsanlar onun kıraatını amel edindiler. Bizi mi gördün mübarek 1200 yıl öteden, 1150 yıl öteden? Bizi mi gördün de bu sözü bizim için mi söyledin? Ne kadar cuk oturdu bizim halimize. Biz onun kıraatını amel edindik. Oysa Allah onu amel edinmemiz için, hayata koymamız için indirmiş. İşte böyle. Sahabe hayata koyuyordu. Onun için bu ayet inince Bakara 284, yani Allah gizleseniz de açıklasanız da onlarla sizi hesaba çeker ayet-i kerim. Biz bunu nasıl yaşayacağız dedi. Kalbimize sahip olamıyoruz ki. Hatta bir başka rivayet, es-sah bir rivayet. Efendimiz'e geliyorlar ya Resulallah. Bazen kalbimize öyle düşünceler geliyor ki, o düşünceleri şimdi size söyleyemeyiz, yüzümüzün etleri utançtan dökülür. Ne kadar samimiler, ne kadar sosyal ilişkilerde özgüvenleri var. Efendimiz ne kadar özgüven vermiş, dikkat buyurun. Susun, günahtır, susun. Efendim, oturun yerinize, aklınıza dahi geçirmeyin. Yok, ne mi? Aklına sahip misin ki geçirmeyeceksin? Kalbine sahip misin ki geçirmeyeceksin? Ne güzel değil. Efendimiz sordu. Onlar geçtikten sonra kalbinizi nasıl buluyorsunuz? Melhiyum bil iman ya Resulallah. İmanla dolu olarak. İzen fehiye mahtul iman. O halde o düşüncelerin kendisi de imandandır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşte geldiler. Bir heyet seçtiler. Hatta ravi şöyle bir görgü şahidi şöyle bir anekdot naklediyor. Bu ayet indikten sonra bazı evlerden cenaze çıkmış gibi ağıt geliyordu diyor. Ciddiyete bakınız dostlar ya, ciddiyete bakınız. Yani açıklasanız da gizleseniz de yani kalbinizden tırnak içinde geçenleri Allah hesabını sorun. Geldiler Allah Resulüne. Ya Resulallah dediler. Bizden infak istedin, zekat istedin, tasadduk istedin, malımızı sebil ettik. Ettiler vallahi. Canımızı istedin Allah yoluna, canımızı sebil ettik. Bunlara gücümüz yetiyordu. Fakat ya Resulallah, şimdi Rabbimiz böyle bir ayet indirdi. Bizim buna gücümüz yetmez. Kalbimizden geçenlere gücümüz yetmez. Hakikaten insanın kalbinden geçenlere gücü yetmez. Kalp Allah'a izafe edilir, nispet edilir. Kur'an'da kalbin fiilleri hep. Kişinin kendi gönlüne gücü yetmez. Efendimiz hel tekulûne kemâ kâlû benû İsrail semi'nâ ve asaynâ bel قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
Şimdi siz, yoksa daha önce İsrail oğullarının kendi peygamberlerine dedikleri gibi işittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Böyle demeyin. Bel kulu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Senin affına, sonsuz mağfiretine sığınırız ya Rabbi. Dönüş sanadır. Deyin. Rabbimiz, evet, nasıl beğendiyse bu sözleri. Her zaman, ya yanlış anlaşılacak diye bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Yanlış anlamazsınız değil mi? Her zaman Allah Resulü Rabbimizden iktibas yapacak değil. Bazen de tersi oluyor işte. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. E canım, Allah vahyinde Firavun'un ağzından söz nakletmiyor mu? Vahyinde Nemrud'un ağzından nakletmiyor mu? Şeytanın ağzından nakletmiyor mu? Evet, yani bunda bir şey yok. Yanlış anlaşılacak ama insan yanlış anlamaya ayarlıysa ne yaparsan yap, kâr etmiyor. Kalbini suizanla kurmuşsa eğer kâr etmiyor. Ya Rabbi kalbimize sahip çık. Tebbit kulubena ala dinik. Tebbit kulubena ala muhabbetik. Tebbit kulubena ala meveddetik. Tebbit kulubena ala islamik ya Rab. Amin. 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 Evet değerli dostlar. Kur'an-ı hayat çıkıyor. Bugün vasıtada gelirken mükemmel etmişti, tekamül etmiş, tekamül etmiş dosyaya baktım. Maşallah. Barakallah. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Kur'an-ı Hayat dergimiz efendim inşallah 29 Haziran günü avuçlarınıza doğmuş olacak. Ona bizler zihnimizde hamile kalmışsak ebesi de siz olun. İnşallah. Ve doğum şöleninde inşallah bulunun. O gün bu sevinci bizimle paylaşın. Ben buradan şimdiden hepinizi 29 Haziran'da inşallah Dünya Fuar ve Gösteri Merkezi'ne son ders için davet ediyorum. Yakınlarınızı da getirebilirsiniz. Artık yer varsa otururlar, yer yoksa ayakta dururlar. İnşallah o gün Kur'an-ı Hayat dergimiz vücut bulacak. Yeryüzüne gözlerini, hayata gözlerini açacak. Kur'an-ı Hayat dergimiz inşallah bu topraklarda sahici ve sahih bir dönüşüm ve değişim umulacak ve mümkün olacaksa bunun Kur'ansız olmayacağını iddia ve ispat etmek için yola çıkan bir dergi. Hiç şüphesiz ki bu ne ilk ne son. Bizden evvel bu yolun birçok yolcusu oldu. Elhamdülillah. Onların hepsini rahmetle anıyorum. Ta bu yolculuğu elbette ki insanlıkla başlatmak lazım ama özellikle dergi çerçevesinde konuştuğumuz için Sebil-i Reşat'tan başlatmak lazım. Ve ondan sonra kimler yola nelerle çıktılar? İşte merhum Eşref Edip, merhum Mehmet Akif. Ondan sonra merhum Nurettin Topçu Hareket Okulu'yla. O eş zamanlı olarak merhum Necip Fazıl Büyükdoğu ile. Yine Üstad Sezai Karakoç Diriliş'le, ondan sonra İslam Dergisi'yle, Eski İslam Dergisi'yle, ondan sonra Yeni İslam Dergisi'yle merhum hocamız Esat Coşan rahmetlinin liderliğinde, yine o dönemlerde çıkan Tevhid, Şura ve Yeryüzü dergimizle Allah hepsinden emeği geçenlerden razı olsun. Amin.
ve bugün de çıkan birçok dergiyle böyle bugünlere geldik. Elhamdülillah. Bunlar olmasaydı bunlar olmazdı. Dünü olmayanın bugünü olmaz, bugünü olmayanın yarını olmaz. Bizden öncekilerin bıraktığı yerden alırız hepimiz. Hiç kimse kendisini ağaç kovuğunda bitti zannetmesin. Her çalışma, her güzel çalışma bir başka güzel çalışmanın getirdiği yerden başlar. Sizden öncekilere vefa borcunuzu ödemiyorsanız, sizden sonrakiler de size vefa borcunu ödemezler. Vefasızlık gösterenler vefasızlık görmeye hazır olmalıdırlar. Bu manada bizden önce yapılmış her çalışmayı saygıyla karşılıyoruz. Ve biz de onların getirdiği yerden inşallah alıp sancağı bizden sonra bir yerlere bırakmak için Bismillah diyoruz. Ve Kur'an-ı hayata sahip çıkmanızı istiyoruz. Hepsi bu. Hepsi bu. Bizim derdimiz vahyin arzu ettiği bir hayatın neşvi nema bulması. Vahyin arzu ettiği bir hayatın neşvi nema bulması için de vahyin arzu ettiği bir zihniyetin, bir aklın inşa edilmesi. Bu akıl inşa edilmeden, bu tasavvur inşa edilmeden vahyin hayatı olmaz. Çünkü her hayat aslında aklın bir ürünüdür. Her akıl da tasavvurun bir ürünüdür. Onun için yaşadıklarımız yanlışlar, eylemlerimizdeki yanlışlar eylemlerimizden düzeltilmezler. Çünkü insanın eyleminin referansı eylemi değildir. İnsanın amelinin referansı aklıdır. Aklının referansı da tasavvurudur. Tasavvurdaki milimetrik sapma eylemde kilometrelere bali olur. Onun için merkezden düzelteceğiz. Kiloyu düzelteceğiz, kiloyu. Kiloyu düzeltmeden tartıyı düzeltemeyiz. Teraziyi düzeltemeyiz, metreyi düzelteceğiz. 900 gramı bir kilo diye alıp satarak tartıyı düzeltemeyiz. 80 santimi bir metre diye alıp satarak aldanırız ve aldatırız. Kiloyu ve metreyi düzelteceğiz. İnşallah. Ve bu manada eğer yardımcı olursanız, yük olan değil, yük alan olacaksınız. Yardımcı olmak için Allame-i Ducihan olmanız gerekmiyor. Müfessir olmanız gerekmiyor. Alim olmanız gerekmiyor. Herkesin yapabileceği bir şey var. Hani ne demiştik? Hiç kimse her işe yaramaz, herkes bir işe yarar. Bu çok önemli. Ben ne işe yararım? Ben ne yapabilirim? Hani unutmayın Halepli marangozu. Unuttunuz mu? Selahaddin Eyyubi olamazdı bir marangoz. Fakat Selahaddin Eyyubi'yi çıkardı. Eğer o Halep'teki marangoz hanesinde, işgal altındaki Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya konmak üzere bir mihrap yapmamış olsaydı, bir minber yapmamış olsaydı, Selahaddin Eyyubi belki de çıkmayacak. Bu kıssayı, bu hikaye Selahaddin'in, genç, küçük Selahaddin'in kulağına geldiğinde ağzından çıkan söz, o minberini yapmış, ben de Kudüs'ü fethedeceğim ve o minberi oraya koyacağım oldu. Böyledir. Siz minberini yaparsınız, bir Selahaddin de gelir, onu Mescid-i Aksa'ya koyar. Siz çorabını örersiniz, takkesini örersiniz, bir Selahaddin de gelir, kafasına geçir. İnşallah. İnşallah. Rabbim bizi hayırlı işlerimizde muvaffak kılsın. Amin. Şerlerimizi hayra tebdil etsin. Amin. Hayırlarımızı artırsın. Amin. Rabbim bizi Kur'an'a kurban etsin. Amin. Ki cihana sultan olmaktansa Kur'an'a kurban olmayı bin kez tercih ederiz. Amin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة
أن تقوموا لله مثنى وفرادى. De ki size yalnızca bir öğüdüm var. Tek bir öğüt. Başka bir şey değil. Tek bir öğüt. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte bulunun. Ama bir şeyi hiç unutmayın. Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeği. Allah'a karşı esas duruş gerçeğini unutmayın. Allah'a duruşunuzu bozmayın. Allah'ın huzurundasınız. Her şeyiniz kayda alınıyor, unutmayın. 3000 boyutlu kamerayla kayda alınıyor, unutmayın. Bir gün gözlerinizi kaçıramayacaksınız. Yüreğinizi kaçıramayacaksınız. Kendinizi kaçıramayacaksınız. Çünkü kaçamayacaksınız. Eynel mefer, nereye kaçacaksınız? Fefirru ilallah. O zaman Allah'a kaçın. Sadakallahu. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم اللهم سلمنا وسلم ديننا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن عاقبتنا واستجب دعاءنا ونذر قلوبنا واحسن عاقبتنا بالامن والسلامه والايمان ودمر اعداءنا ودمر أعداء الإسلام ودمر أعداء القرآن آمين. واستجب دعاءنا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الملحدين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاجرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الجائرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شمس الصفي. فقال عز وجل من قائل رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Sizi uyarmam, size bütün bu sözleri etmem, sizden üstün olduğum, haşa. Size tahakküm etmem, haşa. Size akıl vermem, sizden akıllı olduğum falan anlamına gelmiyor, haşa. Ya ne manaya geliyor? Sadece ve sadece. İn uridu illel ıslah mestata. Bir tek şey istiyorum, gücümün yettiğince düzeltmek. Daha güzelleşmemiz, daha iyileşmemiz. Daha az hata etmemiz, Allah'a daha yakın olmamız,
kendimizle daha barışık olmamız ve şu dar dünya daha iyi şeyler koymamız, şu kısa hayatı daha iyi değerlendirmemiz. Allah'ınızın aşkına, ne mucize arıyorsunuz? Bir adım sonrasınızı biliyor musunuz? Beni titretir bu. Biliyor musunuz bir adım sonra ne olacak? Sizi ne bekliyor? Ne bekliyor? Hiç bilmiyorsunuz. Şuradan çıkınca neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. İtiraf edin. Bunu itiraf edin. Hani siz sizindiniz? Hani siz biliyordunuz? Hani biz biliyorduk? Hani çok şey biliyorduk? Bir adım sonramızı bilmiyoruz. İtiraf edin. Ettiniz. O zaman bir şeyi daha itiraf edin. Bir adım değil, 1 milyon adım sonrasınızı bilen biri var. Onda itiraf et. O zaman bu iki şeyi itiraf edene bir şey düşer. Bir adım sonrasını bilmeyene, 1000 adım sonrasını bilene teslim olmak düşer. Hepsi bu. Hepsi bu. İn uridu illa al-ıslaha mastata. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uni. Bu konuda eğer bir başarım varsa sakın bana atfetmeyin. Çünkü وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah'tan bağımsız bir başarı yoktur. Başarının kaynağı Allah'tır. Başarı Allah'tan çağlar. Allah'ın yasalarından çağlar. Dolayısıyla bu konudaki başarım Allah'a aittir. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Ona güvendim. وَاِلَيْهِ اُن۪ي Ve yönümü hep ona döndüm. Rabbim yönelişimizi kabul buyursun. Amin. Ekimis salat.